Merhabalar kuzularım tozunlarım. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesine devam ediyoruz. İkinci videomuzdayız. Burada da çözünme türlerinde yani çözünme esnasında çözücü ve çözünen arasında gerçekleşen etkileşimleri açıklayacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Dipol-dipol etkileşiminin gözlendiği çözünme olayı. Ee, olayın mantığıyla başlıyoruz direkt. Şimdi önce bak, şurayı bir hatırlayalım bak. Olayın mantığına geçmeden bile, dipol ne demekti? D 2 pol kutup demekti iki kutuplu. 2 kutuplu moleküllere biz ne diyorduk arkadaşlar? Polar moleküller diyorduk. Dipolün diğer ismi polar molekül demekti. Ha, o zaman çözücü eğer polar ise, çözünen eğer polar ise bu ikisine de dipol diyoruz. O zaman çözücü ile çözünen arasındaki etkileşime ise dipol dipol etkileşimi diyoruz gençler. Çözücünün ve çözün, çözünenin polar molekülü olduğu çözeltilerde gözlenen etkileşim türüdür. Bakalım okuyalım. Polar molekülleri aynı zamanda dipol denildiğini önceden belirtmiştik. Çözücü ve çözünenin polar olduğu moleküller arasında oluşan çözeltilerde çözücü ve çözünen arasında dipol dipol etkileşimi gözlenir demiştik arkadaşlar. Çözücü ve çözünen moleküller arasında oluşan bak dikkat et çözücü ve çözünen moleküller arasında oluşan bu etkileşimin gücü Çözünen moleküller arasındaki etkileşiminden yeterince büyükse çözünme gerçekleşir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela şu, örneğin aşağıda verdiğimiz örnek üzerinde gösterdim arkadaşlar. Mesela orada örnek olarak ne vermişiz? HCl asidinin sulu çözeltisinde HCl molekülleriyle H2O molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri gözlenir. Neden? Şundan dolayı şimdi HCl polar bir molekül. HCl'leri yan yana durduğumuzu düşünelim, tamam mı? HCl 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 bir sürü HCl çözünme başlamadan önce yan yana duruyor arkadaşlar. Bunlar yan yana. Peki şimdi siz bunu aldınız, suyun içerisine attınız. Bunun etrafı suyla çevrelendi mi? İşte buradaki H2O molekülleriyle HCl molekülleri arasındaki etkileşimin gücü eğer HCl ile HCL arasında çözüncüler çözünenler birbirini tutuyor, tamam? Bir de bunun etrafında başka bir molekül var, su molekülü var. Bu da bunu tutuyor. İşte çözünen moleküller arasındaki etkileşimden daha büyükse su molekülleri bunu buradan alıyor, koparıyor ve etrafını sarıyor. Ve aşağıdaki şekil oluşuyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şunlar HCl molekülü. Şu vatandaşlar ise H2O molekülü. HCl molekülleri arasındaki bağları koparttı arkadaşlar. Ve onların etrafı ne ile sar sarıldı, çevrelendi? H2O molekülleri tarafından çevrelendi ve hidratasyon gerçekleşti. Hatırlayın bir önceki videoda eğer çözücümüz H2O ise yani suysa çözülmeye biz hidratasyon diyorduk. Olay bu. Eğer molekül polarsa, çözünen polarsa, çözücü de polarsa, çözücü ile çözünen arasındaki etkileşimin türü dipol-dipol etkileşimidir diyoruz. İkinci çözünme çeşidi. İyon-dipol etkileşiminin gözlendiği çözünme olayıdır arkadaşlar. Ki iyonun ne olduğunu hatırlatacak olursak İyon dediğimiz şey hatırlayın yine nereden? Kimyasal türler arası etkileşimlerden. İyon dediğimiz şey pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarıydı. Katyon ve anyon olmak üzere ikiye ayırmıştık. Katyonlar ne yüklüydü arkadaşlar? Katyonlar pozitif yüklü taneciklerdi. Anyonlar da negatif yüklü anyon. Anyonlar da negatif yüklü taneciklerdi. Mesela işte sodyum artı bir katyon, magnezyum artı iki bir katyon gibi bir sürü sıralayabilirsiniz. Veya işte OH eksi bir anyon, Cl eksi bir anyon, e, SO4-2 bir anyon gibi 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 gibi. Ha! O zaman burada çözücü olarak genelde karşınıza su çıkacağı için suyun içerisinde çözündüğünde iyonlarına ayrışacak ve o iyonların etrafı su tarafından çevrilendiğinde e, su ne arkadaşlar? Bir dipol. O zaman iyonla dipol arasında ki etkileşimin türü ise iyon dipol etkileşimi. Örnek olarak ne vermişiz? Bakın burada zaten bir kez daha açıklamışız. Pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplarına iyon denir demişiz. İyonik bağlı bileşikler zaten adı üstünde iyonlardan oluşuyor. Suda çözündüklerini kendisine oluşturan iyonlar su molekülleri tarafından birbirinden uzaklaştırılır. Bak şimdi burada magnezyum bromür de katı haldeyken arkadaşlar magnezyum artı iki iyonuyla brom eksi iyonları yan yana birleşik halde ve su moleküllerinin içerisine atıldığı zaman su molekülleri bu magnezyum artı iki ve brom eksiği ne yapıyor? Birbirinden ayırıyor. İyonlarını ayrıştırıyor. Bu iyonik bileşiklerin alayı için geçerlidir sevgili gençler. Ve magnezyum artı 2'nin etrafı su ve brom eksinin etrafı şuraya suda yazıyoruz arkadaşlar. Su ile ne yapıyor? Çevreniyor sevgili çocuklar. Hemen altında bileşiği oluşturan iyonların etrafı su molekülleri tarafından çevrenir. Yani sarılır. Burada da iyonik bileşik su içerisinde çözülmüş olur sevgili gençler. Peki yapıya baktığımızda başka bir örnek vermişiz bakın burada. Sodyum klorür katısının su içerisindeki çözünme örneğini vermişiz. Şu şurada gördüğünüz şey, e, şekil katı haldeyken tanecikler birbirine çok yakın. Sodyum klorür taneciği, daha doğrusu tuzu. Bu vatandaşlar sodyum klorür. Şuradaki artı yüklü olanlar ne arkadaşlar? Sodyum Artı iyonları değil mi? Şuradaki eksi yüklü olanlar CL eksi iyonlar. İşte siz su moleküllerini e, tuz molekülünün suyun içerisine attığınız zaman su molekülleri geliyor oradaki so e, sodyum artı klor eksiği birbirinden ayırıyor. Sonra sodyum artının etrafını çevreliyor, Klor eksinin etrafını çevreliyor Ve burada iyonik bir çözülme gerçekleşmiş oluyor. Buna da iyonik çözülme denir zaten. Gördüğünüz üzere e, klor eksi yüklü olduğu için suyun pozitif kısmı olan hidrojen. Bakın bunlar hidrojenler tarafından çevreleniyor. Ee, şey ise e, pozitif yüklü sodyum artı iyonu ise suyun negatif kısmı olan oksijenler tarafından ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Çevrelenmiş. E peki şimdi şu vatandaş bir dipol. E, diğerleri sodyum artı ve Cl eksi de bir iyon. Dolayısıyla bu ikisini bir arada tutan kuvvetin ismi çözücüyle çözünen arasındaki etkileşimin ismi iyon dipol etkileşimidir diyoruz. Artı yüklü iyonlar suyun negatif kısmı suyun kısmı negatif yüklü olan kısmı oksijen tarafından çevrelenir tarafından. Eksi yüklü iyonlar ise suyun kısmi pozitif kısmı olan hidrojen tarafından çevrelenir demiş. Su molekülleri dipol olduğundan yani polar molekül olduğundan iyonlar ve su molekülleri arasında iyon dipol etkileşimi oluşur. Suda çözündüğünde iyonlarına ayrışan maddeler ile su molekülleri arasında iyon dipol etkileşimi oluşur demişiz. İyonlarına ayrışsın yeterli sevgili çocuklarım. İyonik çözünme, iyon dipol etkileşiminin gözlendiği çözünme türü ise bu. Sırada ne var? Sırada dikkat dipol indüklenmiş dipol. Peki neydi bunlar? Bunlar ne anlama geliyordu? Anlamının ne olduğunu bilirsek daha net anlıyoruz. Peki ney bu arkadaşım? Dipol dediğimiz şey polar moleküldü. Doğru mu? Bu vatandaş polar molekül. E peki indiklenmiş dipol ne? İndiklenmiş dipolün diğer ismi aslında neydi arkadaşlar? Apolar molekül. Ha. O zaman polar molekül ile apolar molekülün arasındaki etkileşim. Ee, biz <laughs> dipol indüklenmiş dipol etkileşim diyoruz. Peki bir çözeltide bu gözlenir mi? İyi de hocam ne diyorsun sen Allah'ını seveyim? Bir önceki videoda benzer benzeri çözer dedik. Yani polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözcülerde çözünür dedik. Burada ise kalkmış diyoruz ki polarla apolar. İyi de bunlar çözünmez ki zaten. Çözünmediği için de bir etkileşim söz konusu değildir diyebiliriz. Lakin burada bir şey koyacağım, virgül koyacağım arkadaşlar. Antiparantez bir şey söyleyeceğiz ki o da şu. Normalde bu genel bir ilkedir kimyada benzer benzeri çözer ilkesi. Buraya bak. Benzer benzeri çözer ilkesi genel bir ilkedir. E, bu bir genellemedir. Kesinlikle çözünmez diyemezsiniz. Zaten sorularda şöyle gelir. Çözünmesi beklenir ya da çözünmesi beklenmez şeklinde gelir arkadaşlar. Mesela hemen bunun tersi bir örneği vereyim. Mesela gençler O2 nasıl bir molekül? Apolar bir molekül doğru mu? E peki apolar bir molekül H2O nasıl bir molekül? E polar bir molekül. E peki bu ikisi birbirinin içerisinde çözünür mü? Çözünmez hocam. İyi de eğer sen oksijen gazını suda çözmemiş olsaydın ya da oksijen gazı suda çözünmüyor olsaydı akarsularda, denizlerde, göllerde canlı yaşam olur muydu? Oradaki canlıların hepsi oksijene ihtiyaç duymuyor mu arkadaşlar? Dolayısıyla oksijen gazı az veya çok da olsa suyun içerisinde ne yapıyor? çözünüyor. Ha ama biz genel anlamda kimyada apolar moleküllerin çözünürlüğü az olduğu için çözülmesi beklenmez diyoruz. Bu genel bir ilkedir böyle bileceksiniz. Ama özel durumlar söz konusu mudur? Evet söz konusudur. Bakın burada da belki örnek olarak onu vermişizdir. Apolar moleküllerdeki yük dağılımı çevresindeki polar moleküllerden dolayı anlık değişebilir. Bak ne oluyor? H2O molekülü O2 Anlık ne yapıyor? Ee, polar yapıyor ki biz buna indüklenmiş dipol diyoruz. Zaten çözülmenin de temel sebebi bu. Bu etkiden dolayı molekül geçici dipol özelliği kazanır. İndüklenmiş dipolün diğer ismi de geçici dipol. Apolar moleküllerden indüklenmiş dipoller oluşur demişiz. Bu anlık dipol ya da geçici dipol olarak da isimlendirdik. Mesela örnek olarak karbondioksit oksijeni vermiş. Bütün o apolar molekülleri verebilirsiniz, sıkıntı yok. Gibi apolar moleküllerin polar bir molekül olan suda çözülmesi beklenmez. Evet. Ama gibi moleküllerden oluşan anlık dipollerden dolayı suda az da olsa çözünürler. Su molekülleriyle apolar moleküller arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Şimdi oksijen gazının etrafını su ile çevrelendiğini düşünelim arkadaşlar. Tamam Etrafında bir sürü su molekülü var. E şimdi oksijen gazı dediğimiz e, apolar bir molekül. H2O dediğimizde bir polar molekül. E dolayısıyla bu ikisini e, bir arada tutan kuvvetin ismi dipol indüklenmiş dipol etkileşimi diyoruz. Yani çözücümüz su ise dipolse çözünenimiz ise apolar bir molekülse yani indüklenmiş dipolse bu çözünme esnasında e, dipol indüklenmiş dipol etkileşimi gözlenir diyoruz gençler. Ve devam ediyoruz. Sırada ne var? İyon indüklenmiş dipol. Artık kavramları yavaş yavaş öğrendiğimizi düşünüyorum. Peki iyon dediğimizi biraz önce açıkladık. İyon ne arkadaşlar? Artı ya da eksi yüklü tanecikler. Örnek olarak ne var? Sodyum artı Cl eksi. Magnezyum artı 2. Brom eksi 2'yi vermiştik biraz önce. Peki indüklenmiş dipol ne? İndüklenmiş dipol ise apolar bir molekül. Mesela kim gibi? CCl4 gibi değil mi? veya işte kim gibi? CH4 gibi, C3H8 gibi, O2 gibi, N2 gibi moleküllere biz e, apolar moleküller diğer bir ismiyle indüklenmiş dipol etkileşimler diyoruz. Peki olay mantığı neymiş? İyonik bileşiklerin apolar moleküllerde çözülmesi beklenmez. Bak çözülmesi beklenmez. Tamam Niye? Çünkü benzer benzeri çözer arkadaş. Diğeri çözülmesi beklenmez. Burada birisi iyon birisi apolar molekül. Benzer değil. Ama az da olsa yine ne yapıyor? Çözünüyor. Fakat bazı iyonikleşiklerin çok az da olsa çözündükleri tespit edilmiştir. Örneğin potasyum iyodür tuzu CCl4 sıvısında çözündüğünde şimdi iyonlarına ayrışacak. E, potasyum artı ile iyot eksi iyonları oluşacak. E CCl4 apolar bir molekül. Bakın şu vatandaşlar iyon. Tamam? E, şu vatandaşta apolar bir molekül yani indüklenmiş dipol. O zaman bu çözücü ile buradaki çözünenler arasında oluşan etkileşimin türü iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir diyoruz gençler. Devam. Ne kaldı bakalım. İki tane daha var. 5 ve 6. İndüklenmiş dipol ee, indüklenmiş dipol etkileşimlerinin gözlendiği çözünme olayı ve hidrojen bağının gözlendiği çözünme olayı arkadaşlar. Peki indüklenmiş dipol dediğimiz şey neydi? Her ikisi de indüklenmiş dipol olacak. Yani apolar bir molekül olacak. Apolar. Bu vatandaş da apolar. Yani hem çözücü hem de çözünen apolar olacak gençler. Ve hangi moleküllerin apolar olduğunu birinci videomuzda bahsetmiştik. Mesela petrolün yapısında bulunan, mesela LPG'nin yapısında bulunan C3H8 ve C4H10 gazları var. Tamam mı? Bunları sıvılaştırılmış halini düşün. Her ikisi de apolar. Her ikisi de apolar olduğuna göre birisi çözücü birisi çözülen değil mi? Miktarca fazla olan neydi? E, çözücüydü. Miktarca az olan çözünendi genel anlamda. E peki burada da C3H8 propan gazından daha fazla vardır. Dolayısıyla bu vatandaş çözünen, çözücü olur. C4H10 çözünen. E peki her ikisi de apolar. Her ikisi de indüklenmiş dipol. O zaman çözücü ile çözünen arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri gözlenir. Soy gazların veya apolar moleküllerin birbiri içerisinde çözülmesiyle oluşan çözeltiler de gözlenir. Mesela helyum sıvısını neon sıvısında çözdüğümüzü düşünelim. E şimdi helyum zaten London kuvvetleri yani indiklenmiş dipol etkileşimleri var. Neonda da aynı şekilde. Dolayısıyla bunu bunun içerisinde çözdüğümüz zaman oluşacak etkileşim türü yukarıdaki gibidir. Ya da I2 apolar molekül, CCl4 apolar molekül. Ya da bir önce verdiğimiz örnek C4H8, C3H8 yine apolar molekül olduğu için indüklenmiş dipol etkileşimlerdir. Geldik 6. ve sonuncusuna arkadaşlar. Hidrojen bağının gözlendiği çözünme olayı. Ha, hidrojen bağı neydi? Hidrojen bağını bir hatırlatmak lazım. Yine nerede gördünüz bunu? 9. sınıfta. E, türle, şeyler, Moleküller arası etkileşimlerden en kuvvetlisi hidrojen bağı arkadaşlar. Sonra van der Waals etkileşimleri, işte iyon dipol, dipol dipol London kuvvetleri diye anlatmıştık hatırlayacak olursanız. Peki hidrojen bağı ne? Hidrojen bağı flor hidrojenin flor, oksijen veya azot atomlarından herhangi birine bağlı olduğu dikkat et, molekülleri bir arada tutan kuvvet. Atomları değil. Mesela H2O'da hidrojeni oksijene bağlı. Bak şu bağ var ya bu bağ A bağıdır. A bağ dediğim bağ bildiğin kovalent bağdır arkadaşlar. Kovalent bağ. Çünkü elektron ortaklaşmasıyla oluşmuş. Ama yanına bir tane daha h 2 molekülü çiz. Ve bu molekül ile bu molekülü bir arada tutan kuvvetin ismine B bağ de. İşte B bağ dediğimiz bağ hidrojen bağıdır. Bu hidrojen bağ molekülleri bir arada tutar. Atomları değil. Atomları iyonik bağ ya da kovalent bağ bir arada tutar. Ya da metalik bağ bir arada tutar. Onlara da güçlü etkileşimler diyoruz. İşte bu. Buna biz hidrojen bağı diyoruz. H2O molekül arasında hidrojen bağı vardır. Ha, o zaman sen suyun içerisinde hidrojen bağı yapabilen bir molekül e, atacak olursan ve çözecek olursan. Kim gibi bak verdiğimiz örnekler. Hidrojen florür NH3 bak şurada oksijene bağlı hidrojen var. Burada oksijene bağlı hidrojen var. Dolayısıyla bu moleküller hidrojen bağı yaparlar. Anlaştık mı arkadaşlar? E, peki bunlar hidrojen bağı yaptığına göre e, bu hidrojen bağı yapıyor. Su da hidrojen bağı yapıyor. O zaman çözünen e HF gazıysa ya da HP sıvısıysa çözücü H2O ise bu ikisi arasındaki etkileşimin türüne işte biz hidrojen bağı diyoruz gençler. Hocam şurada karbona bağlı hidrojenler var. Onlar hidrojen bağı yapmaz mı? Yapmaz arkadaşım. Kuralın ne diyor? Flor, oksijen veya azot. Hocam niye o üçü? Niye sadece o üçü? Bunun da en temel sebebi onlar en elektronegatif atom olduklarından periyodik sistemde arkadaşlar. E diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Peki ee, mesela hocam şunda gözlenir mi? CH3 O CH3. Olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü şartımız ne? Hidrojenler oksijen, flor ya da azottan birisine bağlı olacak. Burada hidrojen kime bağlı? Karbona. Buradaki hidrojenler kime bağlı? Karbona. Oksijene bağlı şey yok ki. Oksijen iki taraftan da karbona bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojen bağı gözlenmez burada. Anlaştık umarım. Peki o zaman işte çözücü, çözünen yani çözücümüz zaten su oluyor. Hidrojen bağı gösteriyor. Çözünen de hidrojen bağı gösterirse bu ikisi arasındaki etkileşim türü ee, nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır diyebiliriz. Aşağıda bir olay mantığını vermişiz. Ne demiş? Beraber okuyalım. Su içerisinde hidrojen bağı oluşturarak çözünen moleküller diğerlerine göre daha fazla çözünürler. Çünkü su, suda hidrojen bağı yaptığı için çözücü ile çözünen arası etkileşim yüksektir. Gençler biz çözünme meselesinde birinci videoda şunu söyledik. Dedik ki çözücü ile çözünen arasındaki etkileşim birbirini tutma, çekme, sarılma, sevme ne kadar fazlaysa o iki molekül birbirini o kadar çok çözer dedik. E burada da hidrojen bağı bu güçlerden, bu kuvvetlerden en kuvvetlisi olduğu için iki molekül arasında hidrojen bağı varsa onların birbirine sarılması daha sıkıdır, daha sağlamdır. Dolayısıyla da o maddelerin suyun içerisindeki çözünürlüğü daha fazladır. Mesela hemen altına bir tane örnek vermişiz. NH3 ile HCl. Polar moleküllerdir. Bundan dolayı suda çözünürler. Her ikisi de polar molekül. Su da polar. Suda çözünür. Değil mi? Ama işte bak NH3 hidrojen bağı yaptığı için HCl'den daha fazla çözünür. En temel sebebi de nedir arkadaşlar? Hidrojen bağıdır. Mesela başka bir örnek vereyim arkadaşlar ben size. CH2OH, CHOH. Bunlara alkoller diyeceğiz. 12. sınıfta göreceğiz. CH2OH Yanına bir tane daha çizeyim. CH2OH CH2OH. Ya sol taraftaki sol taraftaki arkadaşlar gliserin, sağ taraftaki glikol. Bunlardan hangisi daha fazla çözünür diye soracak olursanız bak oksijene bağlı 3 tane hidrojen var. Burada oksijene bağlı 2 tane hidrojen var. Dolayısıyla da burada 3 tane hidrojen bağ oluşurken bunda 2 tane hidrojen bağ oluşur. Burada su molekülleriyle etkileşim daha fazla olduğu için gliserin daha fazla çözünür diyebilirsiniz gençler. Evet çözücü ile çözünen arasında oluşan etkileşimleri bitirmiş olduk. Ne oldu? Nereye geçiyoruz? Şimdi mantığı anlama testi. Birinci videoyla beraber e, aynı zamanda bu videoyla ilgili mantığı anlama testlerine başlıyoruz. Soru 1. Çözülme olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözücü moleküllerin çözünen etrafını sarmasıdır. Evet tanımını böyle yapmıştık zaten çözünen moleküller arası uzaklık artar. Niye? Çünkü çözücü molekülleri çözünenleri birbirinden kopardı, etrafını ayrı ayrı sardı. Evet, doğru. Çözücü ile çözünen arası etkileşim. Çözünenle çözünen arası etkileşimden kuvvetliyse çözünme gerçekleşir. Evet, çözünen moleküllerini birbirine ayırabilirse. Çözünme olayı her zaman ısı verendir. Şimdiye kadar böyle bir şey söylemedik ama her zaman ifadesinde zaten öğrenciler direk çıkartıyor. Her zaman kesinlik, olabilirlik. Bunlara dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Her zaman değil. Bazı maddeler suda çözündüğünde suyun sıcaklığı artarken ki ileride anlatacağız arkadaşlar. Bazı maddeler suda çözündüğünde suyun sıcaklığını azaltır, soğutur. Onun için cevabımız denizli. Çözünel ile çözücü arasındaki etkileşim ne kadar fazla ise o kadar çok çözünürlüğü biraz önce söyledik. Aşağıda verilen moleküllerin hangisinin aynı koşullarda suda en fazla bak suda. Su ne? Polar. Polar bir molekül. O zaman polar olanı arayacağım. Bu birincisi. Bu vatandaş 3 farklı atomdan oluşmuş polar. Bu vatandaş haşikes 2 polar. 2 atomlu atomlar farklı polar. Karbondioksit hatırla apolar. Bu vatandaş da aynı apolar. O zaman şunları çizdik. Bunlar olmaz. Apolar olmayacak. Peki bunlardan polar olanlara bakacağım. Acaba hangisi en fazla Tabii ki hidrojen bağı yapabilen daha fazla. Onun için burada hidrojen bağı yapabilen sadece bak bu oksijene bağlı hidrojenden dolayı bu var. Cevabımız ne olur gençler? Adan olur. Devam. Üçüncü sorumuzda ne demiş? Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen polar X ve Y molekülleri karıştırılarak bir çözelti oluşturuluyor. Her ikisi de polar molekül. E, polar molekül olduğuna göre birbirinin içerisinde çözülür. Peki oluşan karışımda Y molekülleri şunlar X moleküllerin etrafını sardığına göre bak bunlardan ne yapıyormuş arkadaşlar şöyle bunun etrafını sarmış. E burada kim kimi çözdü? Y molekülleri X moleküllerini çözdü, etrafını sardı. Dolayısıyla X çözünen, Y çözücüdür ifadesi doğru. X ve Y molekülleri arasında dipol dipol. Evet doğru. Her ikisi de polar olduğu için polar moleküllere dipol diyoruz. Doğrudur. Y moleküllerinin pozitif bölümü X moleküllerinin negatif bölümünü çevirir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü artı eksiği çekerdi ondan. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Devam. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen çözücü çözünen çiftlerinden hangilerinde çözünme sırasında dipol dipol etkileşimi kurulur? Yani neyi soruyor gençler bize? Hangileri polardır arkadaşım diyor. E bulalım. E şimdi CCL4 dediğimiz vatandaş apolar i 2 iki atomdan oluşmuş apolar. Birbiri içerisinde çözünür de dipol dipol oluşmaz. İndüklenmiş dipol indüklenmiş dipol oluşur. H2O polar bir molekül oldu. CH3Cl bak karbon hidrojen klor üç farklı atomdan oluştuğuna göre polar mı? Evet. Epolar moleküllere biz dipol diyorduk. Olur. Burada C2H5OH polar bir molekül, HCl polar bir molekül. Hocam bunda hidrojen bağı var. Karşıda var mı? Yok. Dolayısıyla bu polar bu polar olduğu için yine dipol dipol etkileşimi gözlenir. Devam. Beşinci ve altıncı soruya gelince. NH3 gazının sulu çözeltisi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Peki NH3'ü nerede çözdük? Suyun içerisinde çözdük. Tamam. Peki çözücü olarak kim var şu anda? H2O var. O zaman NH3'ün etrafı ne ile çevrelendi? H2O molekülleri ile çevrelendi. Şurası H2O. Peki çözücü H2O çözünen NH3. Peki azota bağlı hidrojen var. Oksijene bağlı hidrojen var. E peki hidrojen bağı oluşuyor. Çözücüde de hidrojen bağı var. Çözünen de hidrojen bağı oluşturabiliyor. O zaman çözücü çözünen arasında hidrojen bağı bulunur ifadesi doğru. Çözülme sırasında hidratasyon gerçekleşir doğru. Oluşan karışım tek fazlıdır doğru. Tek fazlı demek tek madde gibi görünen demek. Dolayısıyla homojen karışım demek. Zaten bu çözelti olduğuna göre homojen karışımdır. Soru 6. Yukarıda verilen çözeltilere ilişkin hangileri doğrudur? Peki çözücü çözünen etkileşimleri aynıdır. bakalım. Bir kere su polar değil mi? Polar polar polar. Dipol dipol. Dipol dipol, dipol hidrojen bağı da var burada. Burada ise iyon dipol. Bu iyonik bileşik. Onun için birinci ifade yanlış. Ama hepsi çözelti olduğu için hepsi tek fazladır. Hepsi elektriği iletir. Elektriği iletebilmesi için iyonların ayrışması lazım. Peki iyonik bileşik ayrışır da Hadi asit de ayrışır da şu vatandaş şeker şeker iyonlarına ayrışmaz gençler dolayısıyla bu ifadeyi yanlış doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız iki bir tane daha mantığı kavrama anlama testimiz var arkadaşlar ee, sonra mantığı kavrama testlerini zaten size bırakacağız konu bitiminde peki ikinci mantığı anlama testi soru verir. Birinci kapta saf suyun içerisinde NaCl katısı atılmış. İkinci kapta saf suyun içerisinde C2H5OH yani etil alkolün sıvısı konulmuş. Peki bu iyonlarına ayrışmaz ama oksijene bağlı hidrojen olduğu için burada ne bağ var arkadaşlar? Hidrojen bağı var. Burada ise iyonlarına ayrıştığı için tuz olduğu için burada ise iyon dipol. Hocam dipol kim? E, saf su. Saf suyu polar olduğu için aynı zamanda ona dipol diyor. Birinci kapta iyon dipol etkileşimleri oluşuyor. Doğru. Her iki kapta hidratasyon gerçekleşir çözücüsü olduğu için doğru. İkinci kapta çözücü ile çözünen arası etkin kuvvet hidrojen bağıdır. Bu da doğrudur. Cevabımız Edirne. Soru 2. LNG'yi sormuşuz. Bakalım ne diyor? LNG'nin sıvılaştırılmış doğalgaz yapısında %90 oranında CH4, %10 oranında C2H6 bulunur. Hani miktarca fazla olanı biz ne alıyoruz arkadaşlar? Çözücü. O zaman CH4 bir çözücüdür. Bunun çözücü C2 H6 ise nedir arkadaşlar? Çözünendir. Peki her ikisi de apolar değil mi? Sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor. Bu da apolar, bu da apolar. O zaman bunlar birbirinin içerisinde çözünür. E, birbirinin içerisinde çözündüğüne göre çözelti oluşur. Çözeltilerde tek fazladır. Çözücü çözünen arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri oluşur. Doğru. Neden? Çünkü apolar moleküllerin diğer ismi indüklenmiş dipol etkileşimlerdir de ondan. Karışımda CH4 dağılan fazdır. Bak bir tanım daha girdi soru çözümünün içerisinde. Dağılan faz, dağıtan faz. Dağıtan, dağıtan. Bak dikkat et dağıtan. Değil mi? Çözüneni dağıtıyor. Dağıttı sonra etrafını sardı. O zaman dağıtan dediğimiz çözücüdür. Kimi dağıttı? Çözüneni dağıttı. Dağılan çözünendir. Anlaştık mı arkadaşlar? Dolayısıyla burada CH4 çözücü olduğu için dağıtan fazdır. Onun için bu ifade yanlıştır. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? 1 ve 2. 3. Benzer molekülü aromatik hidrokarbon olduğu bilinen apolar bir moleküldür. Adam söylemiş zaten. Aşağıdakilerden hangisi benzerine çözülmesi beklenir? E apolarsa apolara bakacağım. O da cevabımız bursa olacak. Çünkü sadece karbon ve hidrojenden oluştuğu için molekül apolardır deriz. Devam. Sırada dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz ne diyor gençler? Yukarıda verilen tabloya göre e, yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki çözücüyle çözünen birinciye bakalım. X olarak ne diyeceğiz buraya bakın. Şimdi bu çözücü polar bir molekül, değil mi? Su. Polar olduğu için dipol diyoruz. E bu da iyonik bileşik. O zaman bu X dediğimiz ne olur arkadaşlar? İyon indüklen iyon dipol etkileşiminin birinci ifade olur. YHCl olabilir. Ne varmış etkileşim? İndüklenmiş dipol. E, bu indüklenmiş dipol. Çünkü apolar yapı. O, geriye anlık dipol. Aa. Anlık dipolle indüklenmiş dipol birbirinin aynısı. Dolayısıyla da arkadaşlar siz buraya anlık dipol yazdığınız anda bu da indüklenmiş. Yani apolar molekül olması lazım. Ama yHCl demiş. Olmaz. HCl polar. Z molekülündeki yük dağılımı simetriktir. Şimdi dipol dipol demiş. E dipol dipolse bu zaten dipol. Yani polar bir molekül. O zaman bunun da polar olması lazım. Eğer yük dağılımı simetrik olursa biz bu moleküllere apolar moleküller diyoruz. Dolayısıyla bu ifade yalan. Doğru cevap Adana. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci ve altıncı sorumuza geldik. Ne diyor? Beraber bakıyoruz. Yukarıdaki kaplarda verilen sıvılar su ile karıştırılarak çözelti oluşturuluyor. Tamam. Hangilerinde çözü çözünün arasında hidrojen bağı kurulur? Basit sorulardan bir tanesi. Hidrojen bağının kurulabilmesi için hidrojenin hangi atomlara bağlı olması lazımdı? Flor, oksijen ya da azot atomlarına. Zaten H2O'da hidrojen bağı var. Değil mi? Peki NH3'te azot kime bağlı arkadaşlar? Pardon hidrojen kime bağlı azota? Olur mu? Evet. Bak şunlar yapmaz. Ama şurada oksijene bağlı hidrojen var. Onun için olur. CCL4'te hidrojen bağı yok ki hidrojen bağı oluştursun. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 2 olur. Son. 6. sorumuzu çözüp videomuzu bitiriyoruz. Sıvı çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıvı çözeltiler homojen görünümlüdür. Evet çözeltinin tanımı bu. İyonik çözünme varsa çözelti elektriği iletir. Evet. Çözünen maddeye dağıtan. Bak çözünen. Çözünene dağılan deriz. Cevap Ceyhan. Çözeltinin kütlesi çözücü ve çözünenin kütleleri toplamına eşittir. Evet. 10 gram suyun iç, 100 gram suyun içerisinde 40 gram e, tuz çözersen çözelti 140 gram olur. Moleküller çözünme varsa, moleküler çözünme varsa dipol dipol etkileşimleri gözlenir. Moleküler çözünmeden kastettiğimiz ne? Moleküler çözünmeden kastettiğimiz şey mesela iyonlarına ayrışmayan C6H12O6 gibi. E bu bir dipol, e dolayısıyla su da dipol, değil mi? E her iki molekülde H2O da dipol. Her iki molekülde dipol olduğu için dipol dipol gözlenebilir mi? Evet. Kesin gözlenir deseydi bu ifade olmazdı arkadaşlar ama gözlenebilir dediği için doğru alıyoruz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Ve e, çözücü çözünen arasındaki etkileşimlerde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda derişim türlerine, kütlece yüzde, hacimce yüzde, e, ppm, molarite, molarite onlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.